tavuklara yan yengeç gibi doğradım. Tekerleri hiç olmuyordu. Neyse, kamerayı kapatınca koyarım. Evet arkadaşlar, ben bir videom silindi bakın çekerken. Vallahi böyle kafadan uydurmasyon bir şey yaptım işte. Biraz değişik böyle kestim tavukları. Önce tavukları böyle göğüs soteledim. Soğanı koydum sonra. Sarımsak, yeşil biber, bir tane kapya biber. En sonunda domates. Baharatını söyledim galiba. Karabiber. Ne koydum ben? Bir de kırmızı toz biber. Çam şeytanı. Sana dedim ki o telefonu kaybet. Attım. Bu mu kaldı? Hani miş biber? Şaban'ın bir tane filmi vardı ya, zeytin diyelim. Hani miş zeytin? Bir resimde marul gibi bir o şey var. O zaman bilmediğimiz yurt dışından gelen bir zeytin. Aynen, tanıdık bir şey. Tanıdık. Hadi yavrum, afiyet olsun. Tanıdık manadık, yut gitsin. Şeytanirecim, bismillahirrahmanirrahim. Ayetel kürsüme kadar okudum inşallah. Duanızı ettiniz mi? Bismillah. Hadi yapın. Ama babetlerle şu altın varaklı terliğimi giyeyim. Kolyeni takmamışsın ya. Hakkı. Tişörtünü indir arkadan Eren. Maskeleri de ben düşünüp aldım yine. Anasının kızı. Kulaklığı al kız kolumdan. Ah, tapuda da bulamadım artık, kusura bakmayın. Büyüklerine selam ver. Selam büyüklerim, günaydın. Selam ver büyüklerine. Büyükler mi? Evet. Büyüklerim. Senden de büyükler var orada. Büyüklerim. Küçüklerine. Kocamanlarım. Günaydın. Saçları toplayacağım da. Valla. Islak biraz kurusun. Şimdi hiç vakit harcamadan Draman'dan taksiye. Taksiyle hemen otogara. Vakit şu an kaç? 8:20 var. 7'de uyandık. Cukka hemen banyo açılmaya. Ondan sonra bir kaya ve... Tabletinize kadar aldım. Ben aldım. Ne de öyle? Anne, senin tabletini bu almış. Babam söyledi, ben aldım. Ben koydum çantama, hepsi yük bende. Yok, ben koydum çantama. Ne de? Hay heybe heybe. Bu arada siyah yeni aldım. Pantolonu giydim. Üstüme de siyah bir tişört, rahat rahat. Bir de babet. Ama o parmağım hala acıyor. Kırıldı mı? Ne oldu? He? Kırık olsa duramazsın der şimdi. Aynen. Üstüne. Parmağım kırık galiba benim. Serçe parmağımın yanındaki. Ayak parmağım, yüzük. Bak, ayak yapıyorum sana. Yürü yavrum yürü. Pistanımız yürü. He? Şimdi de geçti buradan. Söyle. Bırak yalanın biri. Kadın da bana bakıyor. Kim bu deli sabah sabah. Tabii kasvetli adamla yolculuk yapacağım şimdi kaç saat. Açılması için onun bir 5 saat lazım. Ana poğaça alalım ha. Otogarda pahalıdır. He? Bir de ben açayım. Hem de kuru kuru poğaça. Bir de ben aç halimle otobüse mi oturacağım? Yani. Ama sanki sabahın köründe kalktınız mı? Evet, kal. İyi ki dün hazırladım, evet. Bir kal. Hüseyin. Yani. Çok ay, şaşırmışlar. Ay, ay, ay. Yiyemedim ki onu da. Allah nasip etmedi işte. Evet. Allah nasip etmeyince olmuyor. Daha şimdiden. Yoruldu. Tezgin. Ayakkabılar da burada, ayaklarına da şimdiden su topladılar. Bir giydirdim ya. Yara bandı aldık. İrem ver bandı da çantama. Daha, dur bakalım, daha çok yürüyeceğiz. Evet.
pistir orası be ya. Burada. Direkt mürebbiye. Geldik. Otogaraf. Daha şarkıya gideceğiz. Oradan da servise gideceğiz. Mürefe'ye. Hüseyinleri kolluyorum şimdi. Lavaboya götürdü Hakkı'yı. Ve havası bile değişimi iyi geldi vallahi. Şimdi mürefti servisindeyiz. Mürefti'ye. Garajda indik. Bismillah. Kalküreme araçları bile var. Kalküremeler. Hadi Hakkı. Hadi oğlum. Şimdi sonra hemen denize çıktık. Aha, deniz. Aha, deniz. Evi bulalım da. Balon mu balon çıktı? Bir şöyle denize gideceksin. Denize mi gideceksin? Oha, dangaya bak. Mis gibi deniz kokuyor. Taşlara bak İrem benlik. Almayar mı koca taşlara? Bak dizmişler bura. Aman. Anneanneler yapar bu taşlarla. Hay Seyir. Hadi gelin bakalım, vaktimiz yok. Sınırlı vaktimiz, hadi. Ufacık al. Ay mis gibi deniz kokuyor. Bak buradan geliyor lan. Mis gibi, bayıldım. Ah, bayıldım. Burada bir emlakçı. Tabii onun da yerinde bunun numarası var. Rahmanirrahim. Tam dönüyorduk artık, kiralık yok diye şöyle kapıdan bir çekeyim. Şöyle yapayım. Siz de bir çıkın. Burası bir oda. Ben ablama. Kendine kendine. Çekiyor mu? Ben şimdi söyleyeceğim size. Benim balkon yok, şey yok. Ben yine balkonsuz nefes alamam. Ama bak işte. Dolaplar içimi açtınız. He? Hemen balkona attın mı kendini? Anne, bunlar armut ağacı mı? Balkon. Burada da bir arada. Şimdi armutu marmutu karıştırdım oğlum. Burası da bir arada arkadaşlar. Sobalı büyük ihtimal. Şimdi ben çekeceğim size de. Tabii. Burası bahçesi. Bakalım da. Evet. Bir kere daha alıyorum normal. Şurası bir oda. Burayı çocuklara da alabilirim. Dur yavrucuğum. Burası böyle bahçeye bakıyor. Ev sahibinle 1,5 abla. Şöyle bir geçiyorum. Buradan çıkınca yanımda bir oda. Ha, kapatma annemle. Burada böyle bir oda. Hem balkonlu, hem de çift cam. Kapatma yavrum. Bak.
Bakın burada yine bir bahçe. Zeytinlikler. Mis gibi. Yine elma, üzüm, bahçe. Bu da bir balkon. Odada. Tamam yavrum. Onlar tabi bizim babamızın bahçesi değil yani. Hakkı ev sahibine ait. Hayır. Müsaadeyle alırsın. O da her zaman olmaz ama. Burası da böyle. Abi. Arkadaşlar. Efendim. Gel Hakkı. Kapıyı da kapat. kapıyı yavaşça kapat. Yavaşça Ceylan yapmasın. Kapatıyor. Burası banyo. Burası böyle bir amfi. Evet alırız yavrum. Burası net benim odam. Ay canım burası oturma odası olur. Hayır. Evet sobalı ama tabii ki de evimiz. Gösterdim burayı da. Burası da balkonlu. Hem mutfağı balkonu bir işte burası. Yan tarafta mutfak arkadaşlar. Manzara da şöyle. Her tarafım yeşillik. Burada soba bacaları var. Tamam anneciğim. En sonunda mutfağı çekiyorum. Hay Hakkı beraber ineceğiz. Son. Burası da şu kapıdan çekeyim. Büyüklü. Masayı bile ayarladım şu anda. Masayı eksin. Buraya koyun. Yeni yeni yapılmış değil mi? Yeni yaptınız. Kaynıma benzetiyor seni. Kaynım bir ola benziyor değil mi? Ev sahiplerimiz. Ben de İstanbul'da ne demek bu? Buzdolabı, yere. Masayı da buraya koyarım. Of, balkon benim için müthiş oldu be. Masayı ne koyacağım? Masayı buraya atarım. Oo, bakın nereden nereye. Buraya da koyarsın, buraya da koyarsın. Mis gibi. Şurası oturma odası olur arkadaşlar. Şu iki odada kararsızım. Hangisi annemle, hangisi çocukların odası olsun. Ya da diyorum çocuklara baza koyayım her iki odaya. Ayrı ayrı yatsınlar. Ama yatak odası hiç yapmayayım diyorum gene. Hı? Ya da yatak odasını yapayım. Annem geldiğinde artık kalır yatak odasında. Öyle mi olur? Şu an bilemiyorum. Gerçekten. Neyse hadi bakalım hayırlısı. Kirasını çıkınca söyleyeceğim. Bayılacaksınız. Sahibimiz Necdet abi arkadaşlar. Garaja gittik. Saat 4.30'da araba varmış. Kıyamadı bizi içi rahat etmedi. Bırakayım sizi dedi. Allah'ım. İyi insanlarla karşılaştık. Yeşil de çok güler yüzlü. Tamam, Hüseyin'den kafalar. He? Buldum kendin gibi. Geldik değil mi Tekirdağ? Gelmişken. Tekirdağ değil burası. He? Burası tamam, Tekirdağ bağlı yavrum burası. Şarkı burası. Tamam. Tekirdağ bağlı değil mi burası? Neftir Tekirdağ bağlı. Kırklareli'ne mi bağlı burası? İki saattir orayı ben Tekirdağ köftesi yiyelim dedik. Hem arabayı bekliyoruz bu arada otobüs saatini. Hem de karnımız acıktı. Evet. Mutlu musunuz? Değil. Hakkının yaramazlıklarını anlatacağım ama size. Hı, eve gidince. Sıcak. Böyle koyun. Ekmeğinizle yiyin. Hadi afiyet olsun. İyi bakayım nasıl? Güzel ama sıcak. Otobüs bekliyoruz şimdi böyle bir saat. Bir saatte şeyde oturduk otogarda. Bir sevgi yoluna çıkalım. Oh! Havasını sevdiğim. Taşını toprağını öptüğüm. Oh be! Nefes alıyorum yemin ediyorum ya. He? Vallahi billahi ya. Yemin ediyorum geldiğimden beri derin derin nefes alıyorum.
Hakkı'yı gene ya. Daha ev sahibinin yanında başladım. Kedileri köpekleri sokmaya başlayalım. Tahtakale 2 yazıyor burada da. İstanbul Tahtakale. Bir bakayım şuraya ben. Hüseyin, babana seslen, gidiyor. Anne, bunu bir lirayı kullanalım mı? Hayır canım. Gideceğim. 3 günü geçersen. Yumuşak mı? 50 mi yaşın bir şey? Baba, bizim de babam var mı? Ay kediye bak. Nereye koşlanmış? Parex. 100 lira. Hadi hadi hadi. Vaktimiz yok. Dolaplar. Ana. 900 mi? 500 küçükler. 900 bunlar. 1000 TL. İrem gel. Aile avukatı var. Hacı. Duvarda alı. Alının kenarı. Bana ver. Ne? Dokunmayın İrem'ime. O bir dünyanın sultanı. Çok kılıyorum ben. Beni burada bırakın. Ağaçta da yatarım. Bir saat sonra dönüyoruz İrem. Oo, deniz ayağının altında İrem. Gel. Aslında gir diyeceğim ama. Yalan atma. Donlarla. Arka bu tarafa gel. Donlarla. Allah donlarla soğuttu. Kıyafetlere bakın. Gel gel gir, ne çıkıyorsun? Çıkacağız birazdan. Gir gir İrem. Balinam benim. Arka. Arka donlarla. İrem girse. Şimdi bakayım. Ya git git git. Git. Balık adamlarım benim, hadi. Üstüne bindik arkadaşlar. En arkada. Dönüyoruz. Evet. Fatih zamanı. Benim başım da sağırıyor şimdi. Ama şişti şişti ayaklarım. Çıkardım vallahi bu bitleri. İçimde pum da oldu. Artık evde konuşuruz arkadaşlar inşallah. Şehre geçiyor ve biz hala da yolculuktayız. Ay 5 dakikada uyuyamadım.
yan tarafını çenesini. Vır 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 bir saattir. Kafamı şişirdim. Hakkı. Sayıyorum hala direkleri. Bizi herhalde 10-10.30 bulur mu ne olur bilmiyorum artık. Eve varmak. Hasan abi. Dedim sen bana demedin mi 250'ye kira alıyorsun? Hem de 2250 mi? Hem de sen kendi ananın evini mi vereceksin bize 250'ye? Dubleks demedin mi sen? He? Villa ne dublekse? Ben öyle dubleksleri taşınır mıyım? Evet arkadaşlar bakın geldim yatağı bile açtım. Hemen yastıklar zaten burada. Sabah buraya koymuştum buradan aldım orayı. Üstüm başımı değiştirdim. Bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Saat 10'a doğru geliyor. Gözümden yorgunluk belli oluyordur artık. Benim sevgili akıllı kucacığım bilet yok diye 2 tane bilet almış. 5'ten sonra var mıydı otobüs? 6.30'da. Neyse şeye kadar Şarköy'e kadar yok be Şarköy'den bindik nereye kadar Tekirdağ'a kadar hadi oturttuk en arka koltukta o da yer vardı ondan sonra binecek olanlar varmış abo. Teker üzerine oturdum ne yer vardı teker yani. Üzerine sünger konusunun üzerine oturdum gene de oturmuştun. Onu da bilet parası evet yabancıya satmışlar zaten ama zor şiştim yani otobüste. Artık böyle uçmamak için bir saat çan olur mu? Kadın da yabancı. Gözümü kaşımı çatıyorum yok. Kafamı döndürüyorum yok. Elimi kulağımla kapatıyorum. Kulaklık şarjı da bitti. Mecbur muyum ben seni dinlememek için de bas müzik dinlemeye. Şimdi artık böyle her şey batmaya başlıyor biliyorsunuz. Bir haddeden sonra. Bir saat o telefon bitmedi. Sesli. Hüseyin dedim şiştim artık. Şiştim ben uçacağım dedim bu kadına artık. Ondan sonra isteyim. El hareketlerini bir şeyler anlatmaya çalıştım da sustu. Susmayı da önce muavine söylerdim. Gene dinlemez artık. Neyse. Günün yorgunluğu da vardı tabii. Çok şükür neyse. Arkadaşlar. İşlerimizi hallettik. Şu an tabii konuşmamı bekliyorsunuz. Tertemiz geldi. Tertemiz derken. Temizlen. Ama sen de işini şeyin boyutundasın. Yok temizlendik geldik değil mi? Denize de girdiniz bak. Paraları yedik geldik demeye çalışıyor. Yedik. Artık Allah kerim sonrasında evi tuttuk tamam. Anam yol paraları da müthiş yani var ya her şey müthiş bas. Şimdi ben Tekirdağ köftesini yedik ki arkadaşlar. Çocuklar da acıkmıştı. Oraya gitmeden dedim. Şimdi olmaz. En çok da o koydu zaten. çok yanasın be boğazda. Bu da diyor ki bu kadar insan tutar. Ay öleceğim gülmekten. Bu kadar diyor. Kafayı yemiş bunlar diyor. Niye yemiş diyor? 150 lira diyor. Ulan, 150 lira diye hesap ödedim ben diyor. Ben burada kuzu keserdim o paraya. Evet canım. O kadar fazla bilmemiş. Eskiden de bir 30 lira falandı. Kolalar da vardı. Kolalar pahalı. Ben size göz atıyorum. Ayran var diye. Sen kola diyorsun çocukların yanında. Ayran ucuz gene koladan. Sen merak etme. Ayran da içseydik ondan aynı geldi. Yok o kadar olmaz. Gelirdi. Helal hoş olsun arkadaşlar. Bak neyiz. Ben gene onu klasiyere götürmedim. O kadar götüreydim o 300 liradan çıkamazdı. Klasiyerde yedim derdim. He? Klasiyerde yedim derdim. Neyse. Arkadaşlar gördünüz evi. Biz tabii ilk etapta gittik. Ben gördüm. Ayaklarım oldu toynak gibi. Şişti. Otobüste çıkardım ama bin pişman oldum. Zor soktum ayağıma. Eyvah. İremler hakları öyle ayakkabılar vurmuş. Ben de onları hiç babet giydirdim ama evde deneyin dedim. Hiç ses tık yok evde.
Ondan sonra biz gittik arkadaşlar Mürefte'ye. Mürefte'de indiğimiz gibi hemen esnaftı, işte dernekti. Bahçede evde kimi yakaladıysak artık sordum. Herkes dedi ki pandemi yüzünden dolu. Hiç sadece satılık var, kiralık yok. Ondan sonra sahil tarafına indik işte. Oraları çektim zaten çay ben bahçesi buldum, yeri. Ben buldum. Neyse. Emlakçı dediler var. Birilerini tanıdığıymış. Neyse gittik emlakçıya. O bize sayıyor şimdi. Burada 4,5 trilyon. Eski parayla söylüyorum. Burada bilmem kaç milyar. Kardeşim dedi kiralık sonra izlenin. Kiralık arıyorum. Yok abi. İşte Eylül'de herkes bekliyor Eylül'ü. Pandemi nedeniyle okullar açılacak mı açılmayacak mı ona göre Eylül'de. Oo dedim o zaman ben de okula yazdırmam lazım. Kim bekliyor. Neyse biz oradan çıktık başka emlakçıya girdik falan derken artık bakınmaya başladık ama artık gezindikten sonra dedim ki fazla da vakit kaybetmeyelim artık. Baktık sorduk soruşturduk artık tamam. Şarköy'e geçiyoruz. Şarköy'e de bakacağız. Oradan da en son merkeze Tekirdağ'a. Şimdi dedik şey yapalım. Şurada bir tavuk döner var dedim. Tavuk dönerci dedim. Çocukları götürelim orada yiyelim. Hüseyin dedi orada çok sap var dedi. Gel dedi başka yere gidelim dedi. Aile şeyine. Neyse orada giderken bir tavukçu. Daha ben de o yazıyı gördüm. Hüseyin hemen dedi gördün mü? Aynen dedim gördüm. Hemen biz tavukçunun yanına. Tavukçunun camında kiralık daire yazıyor. Bakın arkadaşlar tam da gidiyorduk ama artık. Tavukçu ama beni görün otobüste. Aman İrem'le. Ne ayetel kürsüsü kaldı. Ne duaları kaldı Hüseyin'e. Yerime de diyorum. Fatiha kulu valla ne biliyorsan süphane. Oku Allah'ım inşallah. Allah'ım ne olur Allah'ım. Allah'ım sana sanırım sana güvendim diyorum boş gitmeyelim buradan. Ya kalacaktık aslına bakarsanız söylemiştim size hiç olmadı dedim. Ama tabii herkes ister ki indiği gibi gün içinde onu halletsin. Kurban olduğum Rabbim işte şans. Neyse adam aradı falan geldi adam bizi götürdü işte gezdir size de çektiğim ev. Tavukçunuz da esirmiş ya. Şimdi tabii. Burada görenler der ki Elif, işte sobalı daire, işte niye bu kadar çok sevindin, niye bu kadar çok mutlu oldun, aman 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 yer mi? Şimdi benim bu durumları biliyorsunuz siz. Zaten benim amacım bir an önce buradan gitmek ve ben daha önceden de söylemiştim, kiracı insan göçebe insan arkadaşlar. Orada memnun olmazsınız, 3-5 ay sonra veya seneye toplarsınız planınızı, pırtınızı. O esnada araştırır daha iyi bir yere çıkarsınız. Ama ben etime buduma göre de tabii ki ev seçiyorum. Herkes ister ki 5 odalı, 6 odalı, 10 odalı, 4 odalı hani evlerde otursun geniş geniş gönlümüz neler istiyor. Ama ben ayağımı yorganıma göre uzatmak istiyorum. Uçmadan böyle. Bir kahve yapsan kahveden sonra devam edersin. Yok canım. Yok ben şimdi çok yorgunum. Git kızına yaptırırsın. Sen benim kadar yoruldun mu? Yok ya sen gezdin. Terlik ayağında. Sen gezdin ben oturdum ya. Şimdi bir de konuşma yaparken de sokuyor araya. Aynı hakkı gibi çaz etmiyorum. Dokunma bana. Dur. Yoruldum. Çık buradan hala yapmam bak kahve. Gel buraya. Ben kahve yapacağım o zaman devam. Nerede kaldım? Yani arkadaşlar anlayacağınız çok şükür evi tuttuk. Bir depozito, bir kira. Ve tabii şimdi ev sahipleri, kiracıları analiz ederken biz de analiz yapıyoruz. Ne olursa olsun sadece evi tutmak için tutmadım. Ben de hanımının hareketlerine, davranışlarına mutlaka zaten o da inceledi bizi. Eşinin öyle tavırlarına, konuşmalarına. Açıkçası karşılıklı hep birbirimizi böyle tarttık. Ondan sonra çok hoşuma gitti. Konuşmaları, güler yüzlü olmaları, merhametli olmaları, hanımı da öyle. İşte mesela Hakkı şimdi ne olduğuma girdi birden böyle. Elma bahçesi, işte armutlar falan vardı. Böyle domates ekmiş kadıncağız. Şimdi Hakkı gidiyor. Anne, domates var orada. Anne, patlıcan olmuş kadının yanında.
Altta da bir kiracı abla vardı. Rabia abla. Ondan sonra sustum. Oğlum diyorum, domatesmiş, bibermiş, patlıcanmış diyorum. Bak şimdi kadına gitme. Kadın da diyor ki tamam diyor, oğlum diyor ama zarar verme diyor. Hani böyle zarar vermeden diyor, güzel katıp diyor, koparırsın diye elmayı da diyor, domates de kısıyor. Sonra neyse kadına sandalye falan getirdi gölgeye, böyle oturduk konuşuyoruz işte. Ne taraflısın falan derken böyle, aa buralı mısın? İşte ben de şuralıyım. Derken böyle, Hakkı girme yavrum demir kapıyı ban, ban oğlum babanın kapısı değil diyorum bir taraftan kadınla konuşurken. Neyse Hakkı çıktı. Tam karşı evin bir kedisi varmış. Maşallah bir de besili bir hayvan. Aa sen onu kucakla kadın dedi. Aa sakın diyor kadın ki. Kadının kedisini getirme diyor. Oğlum diyorum götürsene, daha hayvan kaçtı bunu tırmalayıp şimdi bahçede onun peşinden koşuyor. Neyse dur dedim ben dedim, tabii gidince dedim konuşacağım onunla kadına. Sonra girdim soteye, şimdi Hakkı bak dedim, inan ki bak dedim, bak vallahi o cezalar dedim kaç gün sürer. Sana dedim kadın dedim, yapma diyorum dedim, ben sana demedim dedim uslu ol, edepli ol, terbiyeli ol dedim. Yok anam. Neyse tamam anne, toprakları gördü, hadi kürekler mürekler varmış. Kadın biraz şey yaptı zaten, de haylaz galiba dedi biraz dedi. Biraz mı? Vallahi dedim binalardan geldi çocuk dedim. Gerçi sokağa da çıkarmıyor değilim, burada dedim çocuklar varsa dedim. Alıştığı zaman zaten dedim biraz dedim, hani bahçede durmaz o kadar dedim. Sonra dedim zaten ben ona bakarsınız biraz dedim, otoriter bir anneyim. Kimsenin dedim tembihlemesine gerek kalmaz. Ben çocuğuma gereken tembihi yaparım. Gerekenin cezayı da veririm dedim gerekirse. Falan kadın zaten şey yaptı. Neyse o esnada bunlar da banka işlerini hallettiler. Eşiyle geldiler Necdet abiyle. Şimdi çok güzel bir şey oldu aslında. Şöyle. Biz şimdi artık tamam anlaştık. Adresleri aldık. Telefonları aldık. Ondan sonra birbirimize temennilerde bulunduk. Allah'a emanet, Allah'a emanet çıktık. Necdet abinin arabasıyla işte oradan ayrıldık. Bizi şeye bıraktı. Şarkıyı bırakayım sizi dedi. Önce bir Nefti Otogar'a girdik. Aferin anneciğim, saatler olsun. Kapat anneciğim şeyi. Ondan sonra Necdet abi gitmemiş arkadaşlar Mürekte Garı'ndan. Şimdi biz de hani bıraktı gitti diye. Bize de dediler ki saat 4.30'da değil mi? 4'te mi 4.30'da mı ne, saati 2'ye geliyordu. Var Şarkıyı araba diye. Hayda dedik, daha arkamızı döndük. Birisi Necdet abi diye vardı otogardan. Ev sahibi gelmiş Necdet amca. Hüseyin'e diyor ki gel bırakayım Hüseyin herhalde, olmaz falan diyor böyle, el kaldırıyor falan. Ondan sonra ısrar ediyor Necdet abi. Hadi dedi Hüseyin gel dedi. Aman dedim adama şey olmasın dedi, söyledim de dedi, ben bırakayım diyor dedi. Adam bizi aldı Şarköy'e kadar götürdü arkadaşlar. Şarköy'de de şimdi gene vedalaştık ya. Biz giriyoruz yazıhaneler ama adam yani biz gidene kadar oradan ayrılmıyor. Arkamızdan bakıyor. Sanki ananız babanız. Adam arkadaşlar. Adam bizi işte gözetledi yani. Evet. Bayağı böyle babacan. İşte böyle insanlıklı insanlar. Şimdi Hasan abiye geldik ya buraya. Bakkala girdik. Hasan abi diyoruz böyle böyle şimdi. Hasan abi diyor tabii diyor. İstanbul'da hırt 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 insanlara göre göre diyor. Alışmadık yani, unuttuk diyor yani insanları diyor. Değil mi? Evet asıl geldik merak ettiğiniz konuya. Ne kadar tuttuk evi? Hı, çok pahalı. Yerinizde oturun çıkmayın. Hoppa. Evet arkadaşlar biraz tuzlu. Ama orada gördüğünüz böyle sahile yakın. Sakin bir yer. Ortaokulu yakın. 2500 liraya kiraladık. 2500 lirayı da depozita verdik. 5000 TL. Desem de inanmayın. Yani ben de 2500 liraya ayağını yorganına göre uzatmaktan bahsediyorsun Elif. 3 artı 1 şey, kaç metrekareydi? 140 metre. He?
140 metre kare orası. 700 TL'ye arkadaşlar anlaştık. Ben düşürüyordum da kıyamadım. Ya bu bayağı bir de pazarlık falan şeyine girdi. Ben o arada çekim yapıyordum. Yok, ondan sonra da demiş hanımı da 650 hani olsun. Şey çıkan galiba o fiyattan çıkmış. 600'den çıkmış 650'ye yakın. Zam yapacaktık dedi. Zaten demiş. Sonra biz de şey yapmadık hani 700'den. 650 diye. Yapayım o zaman oğlum dedi. Sen de 600'e... Bu da çok büyüğüydü diyor, bir şey söyledi. Sen 600'e de vereceksin galiba dedim. Vereyim bari dedi. Yok dedim, istemiyorum dedim. Çok insanlıklılar. Evet. Gerçekten. Hani böyle işte insanlık gördüğünüz zaman şey yapamıyorsunuz siz de. Yine anneciğim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hepimize. Evet. Duşakabin olsaydı orada iyi olurdu. Bir de benim küvet fobim var. Yapayım dedim. Bunu anlatmıştım ben bir kere. O örümcek yüzünden böyle ben kesinlikle küvetin içinde yıkanamıyorum. Bir kere dışında yıkanırım kesinlikle. Kesinlikle giremem oraya. Kötü ki oğlum. He? Kötü. Yok giremem. O delikleri var ya. Beni orada böyle kaç sene evvel daha arkadaşın evine gittik böyle. Annesi bakıyordu. Bayağı boş kalmış. Su mu damlıyor falan her şey? Su damlacığı mı? Kabarık mı? Nerede ya? Tavanda. Hayal mi büyüsün yanımda? Olabilir. Serap. Yorgunluktan. Büyüsün odası. Böyle örümcek çıkmıştı arkadaşlar o küvet. Ay. Aman zaten örümcek fobim de var. İkisi de birleşti. Büyük ihtimal o küvetin deliğinden çıktı. Kocaman o karadullar var ya, ama siyah değil bu. Bir de beyaz dullar var. Manyak ya. Böyle ortası kül rengi böyle. Ay bacaklarımı oynatıyorum şu an. Bacaklarının rengi de arkadaşlar turuncu. Uzun uzun da örümceklerin bacaklarına böyle tüyler vardı. Daha böyle o kapının sesine irkildi. O böyle bir söndü bir kalktı. Bir söndü, dedim ki zıplayacak bu. Biliyorum, örümcek kovaladı Hüseyin. Biliyorsun değil mi, anlatmıştım sana. Hep şimdi oradan çıkacak o delikten örümcek korkusu var bende. İnsan korktuğu da başına gelir, Allah muhafaza. Zaten hani insan korktuğu şeymiş, bak ki Mansur Han mesela uçağa binip kat krizi geçirmesi. Allah muhafaza. Neyse, nereden nereye girdik be ya konulara. Nasıl İrem? Hadi ulan, denize de soktum sizi. Yani hiç girilecek zaman değil yani, 15-20 dakika bir aralık var. Sadece otobüsün saatini bekliyoruz, akşam saatini. Artık dayanamadım. Hadi girin dedim, donla monla. Son oldu, onları da attık tabii ki de. Artık birer dondan oldunuz, yapacak bir şey yok. Babanın da paçalı donu olaydı, onu da sokardım. Zaten babası kadar taş düşsün senin başına. Ne olacak? Kafamı mı yerecek o taş? Kesin yer. Kendini de büyük zannetti bu şimdi. O zaman var ya, babam ta diğer kıyıya gitmiş olurdu. Çünkü hiç boy yok. Nereye gidersen gideyim suya kadar. Tekirdağ'ın suyu öyle değil yani. Bana anlatma orayı. Öyle. Suya giriyorsunuz şimdi. Su. Suya çıkıyorsunuz. Tamam, bacağınızda. Değil mi? Mesela dizinizde. Birkaç adım yürüdüğünüzde mesela kalçaya gelmesi lazım. Öyle değil. Bazı yerlerde dizinizde ya bir adım atıyorsunuz, hop böyle boy geliyor. Sonra o boydan biraz yüzüyorsunuz değil mi? Daha mesela derine gideceksiniz. Aa, bir çıkıyorsunuz dizlerinizde su. Çok yani böyle engebeli, çukurlu. Vali, Tekirdağ'ın vali var ya, denizi. Bir adım atıyorsun burana kadar geliyor, çukur var. İşte öyle değil, öyle adım adım değil yani. Orada demek ki kumları şeyleri alıyorlar tabii. Ondan öyle bir boy. Boydan sonra insan dize çıkar mı be? Ya da dizdeyken birden boya gelir mi? Hırsız çok demek. Ne? Hırsız çok demek. Evet, ben çok yoruldum arkadaşlar valla. Bir yorgunluk kahvesi yapayım. Sizler de haber bekliyordunuz benden. Allah razı olsun, ama ne dualar ettiniz bana. Zanımda olmasın kahve. Hatta ben tabii editlerken şimdi buraya da yazdım. Hep söylediğiniz, benim de söylediğim, Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diye.
Altındaki kiracı da güler yüzlü, hani böyle somurtuk, şey, soğuk bir insan zaten böyle, hani belli ederdi kendini. Gerçekten ederdi. Tabii şimdi ilk etapta o 5 dakika 10 dakika görüşmeyle bu sonuca varamam. Onlar da varamazlar beni görüp. Ne demişler? Sofranızda kaşık oynatırsanız bir insanla, alışverişte bulunursanız, bir şeyler paylaşırsanız. Ama ben yine de bir arada olsak da arkadaşlar mesafeden yanayım her zaman. Öyle mıç 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 iş gelir sevmem yani. Aynı yerde olsak da işte 10 kere ben gideyim, işte 10 kere o gelsin. Gelene de gitme diyemem. Tabii asla. Bahçede olursak tabii ki de yani. Ben ondan kastım değil, böyle muhabbetleri de vıcık vıcık olmasın. Mesafe güzel de böyle biraz resmi. Hem arayı açmaz, hem böyle ilişkiyi korur. Muhabbeti. Evet. Ben şimdi sizden müsaade istiyorum. Tabii ki. Dualarınız için, destekleriniz için tekrar tekrar Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kahveye buyurun. Evet, artık inşallah yerleşince, bir de ben şimdi gittim hemen Asın abiden bir tane koli aldım. O da gitmiş yanından açmış olsun. Sakın dedim, 3 tane de cips kutusu vardı. Böyle koli. Sakın dedim şey yapma, atma onları. Hemen dedim beni ara, ben dedim gelip alacağım. Ben şimdi bugün dinleneyim, yarın da biraz, onları da zaten İstanbul'a geleceklermiş değil mi? 26'da geldi. Alttaki kiracıların, komşularının kızı doğum yapmış sanırım. Onu ziyarete gelecekler. Bir de benim doğduğum yere gidiyorsunuz dedim. Küçükçekmece'ye gideceğiz dediler, Cennet Mahallesi'ne. Ay dedim, bu kadar da olur. Tepe üstünde dedim, ben doğmuşum. Yok kızım, tepe üstüne gitmeyeceğiz dedim. Anladım. Florya var ya diyor. Tarif ediyor kadın bana. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hadi gidin, artık kahve içeceğiz. Yarın devam ederiz artık. Olur.